Herkese merhaba. Şu anda bu durumu yaşıyoruz. O yüzden de hazır böyle bir durum yaşıyorken sizlerle bu püf noktaları konusunda bunu paylaşmak istedim. Bu durumda ne yapacağız diye. Nedir bu durum? Şu anda Palamutbükü'ndeyiz, limandayız ve gazlarda 44-45 derece varan bir rüzgar var. Tekne gördüğünüz gibi belki siz de kameradan da fark edebiliyorsunuz. Zaten olduğu yerde de denizde gibi zıplıyor diye biliriz. Şimdi öncelikli olmak üzere bir kere ilk fırtına geliyor, sert hava geliyor dediğimizde zaten teknenizde işte tonozla ve kıştan iki tane bağlamalık da bağladığınızı düşünelim. Bu anlamda zaten siz belli tedbir almış olacaksınız ama buradaki halatlardan bir tanesi yani bir fırtına var ise aklınıza gelebilecek ilave edebileceğiniz halatlardan bir tanesi nedir? Açmazlarımızdır. Şimdi teknemiz limana bağlı dururken baştan rüzgar geliyor veya kıştan rüzgar geliyorsa bir sıkıntı yok. Ama eğer yanlardan rüzgar geliyorsa ne yapacaktır? Bir tarafa doğru tekneyi basacaktır. İşte rüzgar üst tarafının bu durumda bir açmaz halatıyla teknenizi desteklemeniz gerekir. Bu gerçekten önemli bir noktadır. Onun haricinde tekneler arasında duruyorsanız eğer açmaz veremiyorsanız ne olacak? Bu arada siz teknelere hop değiyor olacaksınız. Buradaki önemli konu nedir? Bizim mümkünse her zaman mümkün olmayabilir. Kabul ediyorum ama mümkün ise eğer diğer tekneyle usturma çalımınızın devamlı yapışık olmamasını sağlamamız lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bizim iskelet tarafımızda bir tane 51 fit tekne var. Sancak tarafımızda bir tane küçük gezinti teknesi gibi bir tekne var. Bizim boyumuzda var. Bizim boyumuzda hatta biraz daha fazla. Gerekli usturma çalıları ilgili yerlere yerleştirdim zaten. Bir sıkıntı yok. Ama tekniği o hale getirdik ki burada hiçbir tekne birbirine değmiyor şu anda. Yani rüzgar bastığı zaman ancak tekne gidiyor, usturma çağrıları bir tekne diğer tekne yaslanıyor ama onun haricinde tekne sallanırken hiçbir usturma çağrı başka bir tekne değmiyor. Bu sayede usturma çağrıları yüzünden vardevel eteline yük binmesi ve vardevel etellerinizi ve onların bağlantıları ve punterleri zorlamanızı engellemiş oluyorsunuz. Aklınızda bulunsun, bu önemli bir şeydir. Tabi bu aynı zamanda usturma çağı devamlı diğer tekneye basarsa ne olacaktır? Usturma çağı en sonunda bir yerde patlayacaktır. Usturma çağı kaybetmenize de sebep olur bu. Onun haricinde eğer böyle sıkı bir havadaysanız ne olur ne olmaz diye ve bir şekilde biliyorsunuz fırtınada limanda kalmak yerine dışarı çıkmak da tercih edebilir zaman zaman. Eğer böyle bir durum olabilirse diye sahille olan bağlantılarınızın hepsini de kesmenizi öneririm. Elektrik kablonuz, su kablonuz var ise bunlar alınır. Pasarella sahille irtibatı kesilir. Gerekirse tekne üstüne alınır. Bu şekilde tertiplerinizi almanız gerekir. Şimdi bu açmaz halatı daha çok insanların aklına gelmeyebiliyor. Ama açmaz halatı çok işinize yarayacaktır. Bunu genel itibariyle zaten herkes bilir. Yani denizdeyseniz mutlaka açmaz halatıyla teknenizi korumak zorunda kalmışsınızdır. Ama yine de yeni başlayanlar için ve denize çıkıp da bunu tecrübe etmemiş insanlar için açmaz halatını hatırlatmak isteriz. Bilginiz olsun. Şimdi açmaz halatı nasıl verilir? Nasıl verilmiştir daha doğrusu? Verilmiş olan bir açmaz halatını şimdi bakın bu yağmurlu ve fırtınalı bir havada bakalım. Limanda eğer sert bir hava olacağını düşünüyorsanız, o yüzden hatta limana kaçtıysanız, limanda bulunuyorsanız, iki tonoza bağlayabilirsiniz, çift tonoz alabilirsiniz veyahut da daha da iyisi bir demir, dimbir demir bir tonoz yapabilirsiniz. Neden bir demir bir tonoz yapmak daha iyidir? Çünkü eğer şartlar zorlarsa sizi limandan çıkmaya tonozunuzu hor edersiniz ve avar ederken baştan attığınız demir sizin teknenizin başını tutacaktır ve bu şekilde daha kolay sert bir havada avar etmiş olursunuz. Bir demir bir tonoz yapabilirsiniz bu yüzden. Evet, burada gördüğünüz gibi sancak tahtan ve iskelet tahtan her iki tekneye de bir boşluğumuz var. Böylece susturma çadırı ve vardevaletleri ve puntellerimizi zorlamamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi sancak tarafta bizim tekne var. İskele tarafta ise ne yaptı tekne sahibi? İki tane açmaz alarak hatta bir dediği iki tane açmaz alarak kendisini iskele taraftan basacak olan bir rüzgara karşı korumuş oldu. Hem de bizim teknenin üstüne düşmesini engellemiş oldu.